Orası da dağ evine yakın, o kadar güzel bir nokta ki. Aşağıya doğru 600-700 metrelik bir irtifa düşüşü var. Bayağı dik, 80-90 derece. Karşıda bütün o sırtlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uzanıyor arkaya doğru karşıdaki zirvelerden gelerek. Ve her birisinin arasında güneş, bazısında güneş vurmuş, bazısında gölge var, bazısında duman sürünerek şöyle yukarılara çıkıyor, aralardan geçiyor, bazılarında öbek öbek duruyor. İnanamazsınız o kadar güzel manzara. Hani derler ya, birazdan şu aşağıda bir yerim var benim, oraya gidip orada oturacağım. Hava da yağmurluk, üstümü birazcık yanımda getirdiğim pançoyla da kapatacağım. Kendime çay yapıp çay içeceğim orada. Hani şehirde deriz ya biz, ya biraz dışarı çıkayım, hava alayım, şöyle bir oturacak bir yer var. Deniz kıyısında ya da işte orman kenarında bir yer. Gideyim çayımı içeyim, kurabiyemi yiyeyim, bilmem ne. Dağda yaşayan insan için de öyle. Burası benim yerim, burası. Hadi çalışırken birazcık mola vereyim. Gidip orada bir çay içeyim dediğim yerlerden bir tanesi. Ve bugün manzara müthiş. Bugün inanılmaz. Birazdan siz de dönünce şimdi, Murat'la Melik o tarafa dönünce göreceksiniz ne demek istediğimi, anlayacaksınız. Ama dikkatli olmak lazım. Bakın, o güzelliğin yanında rahatsız edici, yani size zarar verebilecek. Aslında kötü bir şey değil ama siz dikkatli olmalısınız. Bunun gibi ağaçlar var mesela. Bunları görmek lazım. Kuru, neredeyse devrilecek. Fırtınalı havalarda böyle ağaçların yamaçlarına, düşeceği yerlere kesinlikle gece kalmak için, konaklamak için bir düzenek kurmamak lazım. Yukarıdaki kalın dalları da gözetmek gerekir. Onlardan bir tanesi düşse zarar verebilir. Hayvanlar buna dikkat ederler. Ben hiç üzerine ağaç devrilmiş de hayvan ölmüş. Ayı ölmüş, kurt ölmüş. Öyle bir şey görmedim doğada. O yüzden doğadaki insan da doğada yaşarken her şeyi görmesi gerekir. Gözünün açık olması gerekir. Gözü açık, gönlün açık olması lazım. Üç adım atıyorum, farklı manzara. İki adım daha yürüyorum, ayrı bir manzara. O yüzden hep aynı yerde olsa gelmeye bayılıyorum. Şuraya baksanıza. Oradan. Adam her türlü beslenir burada. Ben şimdi daha iyi anlıyorum dağda yaşayan insanların gücünü, kuvvetini, nereden geldiğini. Her şey tamamen insanın iç dünyası ve psikolojisiyle ilgili bir şey. Yediğimiz besinler falan hikaye. Gerçekten. Şu an bulunduğum noktaya oğlum Tibet, arkadaşı Kerem ve babası Tolga ile birlikte gelmiştik ve bir geceyi burada geçirmiştik. O anı ben hiç unutmuyorum. Çünkü oğlumla zevk aldığım, çok sevdiğim bir yere gelip aynı yerde uyumak. Onunla konuşsam şimdi kim bilir neler anlatacak bana. Onun da hafızasına böyle kazındı. Ama şehirde, şehri kötülemiyorum. Her seferinde şehirle doğayı karşılaştırıyorum ama arada gerçekten çok fark var. Orada her şey sanki aynı bir düzen içerisinde, çarkın içinde dönüyor gibi geliyor. Burada her şey değişiyor. Aynı yere 100 defa gelsem yine değişik. Ama şehirde 2 gün önce ne yediniz desem onu bile hatırlamam. Thank you.
o vadinin içinden sis bulutları hareket ediyor. Yani bir sinema filmi izliyor gibi izliyorsunuz. Ama eşi benzeri olmayan bir sinema filmi. Sesler geliyor vadiden yukarı yükselen. Koyunların sesleri var, boynundaki çanlar, köpek sesleri. Evet, kuş sesleri bolca. Yağmur kuşu ötüyor. Önündeki ağacın üzerine konmuş. Şimdi çay zamanı geldi. Şuraya güzel bir ateş yakayım önüme. O getirdiğim bu civarın en güzel suyunu da yanımda getirdim. Onunla çay demleyeceğim. Dağlarda topladığım bir takım bitkilerden. Aslan karabaş otu topladı geçen hafta. Ondan bir parça var. Kaçkarlardan 3200 metreden dağ çayı var. Yeni kekik çiçekleri var. Onlardan atacağım. Üçünü karıştıracağım. Doğayı seviyorum. Doğa deyince içine dağ da giriyor. Vadi, orman, deniz de giriyor. Gölde, nehirde, ırmakta. Aklınıza ne gelirse ayağımızın değdiği, dokunduğumuz her şey. Üzerinde yaşadığımız, ondan beslendiğimiz her şey doğanın parçası. Ama şimdi dağları denizden daha çok seviyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Benim için yeri ayrı. Çünkü insanı daha çok zora sokuyor, çalıştırıyor. Dağda bütün gün güneşin altında da çalışabilirsiniz, ağaçların arasında çalışabilirsiniz, vadilerde, nehirlerin kenarında bir sürü yapacak iş var. Sizi çalıştırır sürekli. Zaten dağlar olmasa o yüksekliklere kar yağacak ki, değil mi? Süzülsünler güzelce, toprak içine emsin, nehir oluşsun, sular beslensin, deniz olsun. Dağlar yoksa deniz de yok. Hepsi de bir bütün, denizden buharlaşan da dağa gidiyor sonuçta. Ama benim önceliğim dağlar. Ormanın içerisinde yürüyorsunuz. Hele ki yorulmuşsunuzdur bir de. Sonra aradan bir şey bir gözüküyor böyle. İnanamıyorsunuz. Sanki sizden saklanan gizli bir şey var, siz de onu buldunuz. Şu anki bulutların, oradan sırttan aşağı inen, sırtları yalayarak giden bulutların dans edişi. O ufuk noktasına baktığımda sıralanmış o sırtların, üzerlerine değen güneşin açısıyla ağaçların yaprakları, koyuluğu, açıklığı, yeşilin her bir tonu, aşağıdan cıvıl cıvıl gelen dere ve kuş sesleri. Bunlar hep birleştiği zaman sanki bir hazine bulmuşum gibi hissediyorum. Böyle bir hazineyi nerede bulacaksınız ki başka? Hadi buradaki görüntüleri alıp içine müzik koysak, içine buradaki sesleri de bir şekilde yerleştirsek, önünüze getirsek, sunsak aynı şey mi sizce? Değil. Birazdan ateşte sinecek, köze gelecek.
Güzel olduktan sonra üstünü şöyle güzelce kapatıp, taşlarla örtüp evine gideceğim. Evinde de işimiz var. Bugünlük bu da yeter.